Herkese merhabalar 21 Kasım Salı günündeyiz. Saatim 17.37 seans hala kapanmadı. Pazartesi günü pozitif açılış yapmıştık Borsa İstanbul'da. Bugün de güzel hareketleri devam ettiriyoruz. Bir direnç seviyesinin üzerine geçmeyi başardık. Hatta oraya doğru dönüp gün içinde bir retest alıp yukarı doğru yöneldik. Şu anki bulunduğumuz seviye aslında günlük açıldığımız seviyenin üzerinde olması da bence çok pozitif. Altın oran seviyesine artık kabaca yaklaşıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buraya yaklaştığımız için bugün endeksi analiz edelim. Altın oran seviyesine gittikten sonra bir kafa atıp dönme olayımız olabilir veya oranın üzerine kırma olayımız olabilir. Her zaman çift yönünü düşünmek lazım ama bugünkü adım da aslında büyük bir adımdı bence endeks açısından. Şöyle kendimi küçülttüm. E, yasal uyarımızı göstereyim. Burada asal tavsiyesi vermeyeceğiz. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video değildir arkadaşlar. Burada eğitim kapsamında analizler yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Finansa okul yazarlığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Siz sade geçerse bunları yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyiz. eksi ile her şeyi konuşuyoruz. Şimdi kabaca bir maddi e, matris ekranımıza gidelim. Hisseleri konuşalım. Portföyümüze eklediğimiz hisseleri konuşalım. Endeks ağırlığı olan, endeks taşıyan hisselere bakalım. Ondan sonra da arkadaşlarımıza gelen 3 tane soru var. Kabaca bunlar cevaplandırmak istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul %1 şu an için. Yukarıda 8028 seviyesindeyiz. Biz 30 endeksi de %1.50 yukarıda. Dün olduğu gibi bugün de aslında burada BIST 30 ağırlıklı yükselişi görüyoruz. Özellikle endeks taşıyan hisselere baktığımız zaman yine dünkü gibi Türk Hava Yolları, Ereğli ve Aselsan olduğunu görüyorum. Ciddi derece yukarı hareket ve güçlü hacimler yapan hisseler. Onun dışında bunlara eşlik eden Kardemir'de, Bimaş, birkaç tane banka, Kontrolmatik gibi hisseler de var arkadaşlar. Ama ana hareket sağlayan şu an için Ereğli, Türk Hava Yolları, onun dışında Bimaş, Aselsan diyebilirim. Şöyle baktığımız an Ereğli görüyorum %3.48 yukarıda bizim portföyümüzde bir gözden geçelim neler oldu hisselerimizde. Türk Hava Yolları %4.61 yukarıda de kalmış aslında bir hareketi geç bir şekilde yapıyor diyebiliriz. Ama endeks taşmaya ciddi derecede katkıda bulunuyor. Onun dışında geçen bilanço dönemi 8 lirada eklediğimiz Cemtaş var. Hala güzel hareketler yapıyor bilançosu hala iyi de tutmaya devam ediyorum. 3.46 yukarıda 12 lira olduğunu görebiliyorum. İndeks bilgisayar arkadaşlar 28 liraya doğru gidiyor. 27 sınırı aşıldı. Artık burada %40'a varan bir getiri oldu. 20 liralardan muhtemelen burayı konuş konuşmuştuk. E, şu an 28 lira seviyesine gelmiş. Bunu %40 gibi bir getiri üretti kısa sürede. E, Dolayısıyla burada kaymaklı kazanç gitti. Hani indeksi geçen videolarda vesaire dinleyenler olduysa ona göre hesaplarını yapsınlar. Çünkü biz bunu 3-4 ay önceden e, konuştuğumuz bir hisseydi. Şimdi bu dönemde özellikle eklediğimiz hisselerde açıkçası göz doluyor. Bu da Doğanlar Mobilya biraz yanılttı. Orada bir retest hareketi yaptığını ben düşünüyorum. Hala oralarda oyalanıyor. Onun dışında Özer'den plastik 38'den 48'e doğru gitmiş. Pegasus TH ile beraber zaten hareket ediyor ciddi bir düzeltme yapmıştı. Burada Orge 68 lira oldu. Orge'yi geçen bilanço konuşulan beri %100'ün üzerinde getirisi var arkadaşlar. Panelsan şirketinin bu bilanço beğenmiştik. 57-58 lira civarında 60 liralara ulaşmış duruyor. Gedza şirketi de gayet güzel bilançosu vardı. 20 liralardan 24 liralara doğru bir hareket yaptı. Bugün %6 yukarıda. Gentaş şirketi de iki kere tavan yapmıştı. Ondan sonra %1 %1 adım, adım adım yukarı gidiyor. 6 liralardan 9 lira olmuş. Yani burada bir hafta içerisinde neredeyse %50'lik getirip var. Hani bunları söylememin sebebi şu arkadaşlar. Belki videoları geçmişten izleyip e, sonradan işlem yapacak veya işte oradaki hisseleri bakmak isteyenler olursa hani tarihine dikkat etsin diye söylüyorum. Onun dışında bizim burada zaten basit bir bakkal hesabı metodumuz vardı. Genellikle bilanç dönemi uygulayıp uygun olan gördüğümüz hisseleri bu da listeye alıyorduk. Ve bunların hareketlerini takip ediyorduk. Gördüğünüz gibi bakın endeks yukarı giderken endeks pozitifse bu hisseler daha pozitif olabiliyor. Neden? Çünkü bilançoları güzel çarpanlar ucuz olduğu için muhtemelen. Ve onun dışında zaten bizde ağırlı olan hisseler bizim ana portföy hisselerimiz hiç değişmiyor. Onlar zaten bizim demirbaşlarımız başlarımız diyebilirim. İstiyorsanız burayı bitirip hızlıca endeksimize geçelim. Şimdi endekste arkadaşlar şöyle şu şeyleri bir çizim yaptım çizimleri tekrardan çünkü nizami çizmemiz lazım. Çünkü burayı hep böyle şey kabaca konuştuk. Bugün birazcık daha ince ayar konuşmamız lazım. Şimdi istiyorsan saatlik grafiğe gidelim. şöyle bir saat. Bakın arkadaşlar dünkü kapattığımız yer aslında tam bu bölgeydi. Burası bir direnç seviyesi. Direnç seviyesinin hemen sınırına kapatmıştık. E şimdi bugün 21 Kasım'a gidiyorum. Bakın 21 Kasım'a gapli yukarıdan açtık direnç bölgesini tekrardan retest yaptık. Yani 7954'e doğru bir fitil atmışız. Ondan sonra şu an bulunduğumuz seviye açılış seviyemizin üzerinde olması bence pozitif. Dolayısıyla artık buradaki direnç seviyesinin üzerine çıktık gibi duruyor. Yani şu bölgede olduğu gibi buradan muhtemelen reddedilmeyecektir diye düşünüyorum. Şu an sağlamda duruyor Borsa İstanbul endeksi. Tüm hareketli ortalamanın üzerinde. Hacimler yavaş yavaş artmaya başladı. Şu an çünkü 127 milyar hacim var. 80-90 milyar hacimler yapıyorduk. Şimdi burada bizim e, burayı geçtikten sonra iki tane daha direncimiz var diyorduk. Birincisi tabii ki yukarıdan düşüşün altın oranı. İkincisi de buradaki düşen trendimizin aslında üst bandının kırılmasıydı arkadaşlar. Şimdi bu bölgeleri tekrardan nizami olarak bir çizelim. Çizdikten sonra bir değerlendirelim. Şöyle bir saatlik grafiği açtım ki tam nizami çizebileyim diye. Fibonacci aracımı attım. Bakın düşüşün başladığı bölgenin en alt ulaşılan bölgeye doğru bir Fibonacci çiziyorum. Ve buranın altın oranını arkadaşlar buradan işaretliyorum. Hep 8100 diye konuşuyorduk. Aslında burası bakın 8090 görünüyor şu an için. Yanlış çizmeysek tekrardan bir kontrol ediyorum. Şurayı tam nizami almam lazım şu şekilde üstüne aldım. 8.080, 8.090 seviyesi. Yani 8.100 görürsek aslında işler düzelmiş olacak. Çünkü şurada da bir aslında yatay direnç bölgesi var. Biz burayı 8.100 olarak bence kabul etmemiz bizim için iyi olacaktır. Özellikle buraya %1'lik hatta %1'den çok daha az bir yerimiz kaldı. %0.79. Şimdi hisselere baktığımız zaman Türk Hava Yolları hareketini devam ettirebilir gibi duruyor. Şimdi grafiğini açacağım. Sadece Türk Hava Yolları'nın bir hareketi bile buraya e, temas etmemizi sağlayabilir. E tabii ki şimdi altın oran geçilmediği sürece buradaki düzeltme hareket tamamen bitti diyemeyiz. E, dolayısıyla bu altın oran bizim için çok kritik bir seviye. E, bir de şu var düşen kanalımıza da çok yakın bir seviye. Dolayısıyla buranın kırılımı gelirse muhtemelen düşen trend kanalımızı da test etmeye rahatlıkla ben gideceğimizi düşünüyorum. Tabii ki düşen trend kanalı kırılır mı kırılmaz mı bilmiyorum arkadaşlar. Öncelikle hedefimiz 8080 seviyesine bir dokunmak ve orada ne yapacağını izlemek olmalı diye düşünüyorum. Zaten burada yatay bir direnç bölgesi olduğu da görünüyor. Bakın önceki bir zirve bölgesi de var burada. Ve burası önemli bir seviye olacak Borsa İstanbul Endeksi için. Şimdi tekrardan bir günlüğü alıyorum ve bugün ciddi hareket yapan şu hisselere bakalım. THYO vardı. Yani Türk Hava Yolları. Şöyle bir grafiğine bakalım arkadaşlar. Şöyle tekrardan Fibonacci aracımızı siliyorum. Kaldırıyorum. Şimdi burayı zaten bilanç dönemi konuşmuştuk. Çarpanlar ucuzda şirket ciddi düşmüştü. Ondan önce de konuşmuştuk. Yani şuradaki bölgeye kadar indi ama 186'ya inerse efsane bir fırsat verir diyorduk. Maalesef indirmediler. E, buralardan e, şey yapmak zorunda kaldık. Taşımak zorunda kaldık. Elimizde hali hazırda bulunanları çok ciddi bir ekleme fırsatı vermedi açıkçası bana. Ama güzel bir ekleme noktasıymış aynı zamanda. Şöyle baktığından bakın düşen trend endekse benziyor. Endeksten önce kırıldı ve endeks taşımaya devam ediyor. Zaten söylemiştik. Bazı hisseler gerçekten ucuz kalmıştı. Endeksi taşımaya yardım edebileceklerini düşünüyorduk. Türk Yolları da bunlardan bir tanesi oldu. Bizi yanıltmadı arkadaşlar. Özellikle burada altın oran seviyesini çizmemiz lazım. Yani buradaki tüm seviyelerin kırıldığını görebiliyorum. Bakın, altın oran seviyesi şu bölgeymiş. Aynı endekste çizdiğim gibi çiziyorum. Bakın, altın oran seviyesi Kırıldıktan sonra iki tane çok güçlü mum yapıyor. Onun dışında buradaki 255 seviyesi çok önemli bir aslında zirve noktası bulunduğu yermiş. Burayı da çok hızlı kırmayı başarmış bugün için. E dolayısıyla yukarı doğru gidiyor. Burada zirveye çok bir şey kalmamış. Belki bugün bile sert bir harekete yaparsa orayı yoklatabilir. Ama Türk Hava Yolları'nın buradan zirveyi bir kere bile yoklaması endeksin altın oranı yoklamasını sağlayabilir. Tek başına Türk Hava Yolları bile yeterli. Çünkü bu hisseler böyle yüksek hacim ve pozitif olduğu zaman diğer hisseler de mutlaka pozitif oluyor genellikle bunun yanına bir iki ise de şirket edince işte Ereğli'dir, Bimdir vesaire Aselsan bugünkü gibi mesela. E, endeksi rahatlıkla altın oran seviyesine götürebilirler. Ondan sonrası Allah kerim arkadaşlar. Herkes e, şey yani uçacağız kaçacağız gibi anlamayın bunu. Altın orana bir gidelim ondan sonra bir karar aşaması gelecek bizler için. Şöyle bir Ereğli'ye de hemen bakayım. Ondan sonra şey yapalım bir de bir maşa bakalım. E, o da yüksek güzel hareket yapmıştı. Zaten sana bakmıştık. Evet Ereğli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada önemli bir seviyeden zaten yukarı doğru hareketler yapıyordu. Ve burası da bir yatay destek bölgesiymiş ama bizim burada daha çok önemsediğimiz şey yani formasyon vesaireden ziyade ehli yatayda kalacağını düşündüğümüz için lot sayımızı arttırmak olmalı eğer ki yatırımcısanız değilseniz zaten çok fazla uğraşmamanız lazım. Çünkü bilançoları kötü geliyor. Özellikle burada bakın 200 günlük hareketli ortalama dün işaret etmiştim. 200 günlük hareketli ortalama yukarı doğru hisse gitmeye başladı. Özellikle 200 günlük hareketli ortama civarından toplamak isteyenler için ereğli fırsat veriyor. E tabii ki her zaman 200 günlük hareketli ortalama denk gelmez. Hissenin kötü olduğu zamanlarda gelir. Ereğli de şu an kötü olduğu zamanlarda. Çok daha aşağılardan da fırsat verdiği olmuştu ama... Işte sürekli alım yapan kişiler için Buralardan almaktansa 48 seviyelerinden bu seviyeler daha uygundur. Muhtemelen burada 200 günlük hareket ortamını değerlendirmek isteyenler de değerlendirmiştir diye düşünüyorum. Bu hareket yukarı doğru devam edebilir. Çünkü tüm hareketli ortamları geçti şu an için. Özellikle şuradaki belki düşen trend kırılımına kadar e, gidebilir. Oradan bir belki red yiyebilir. Yani burası mesela kaç bölgesi olabilir? 41-42 bölgesinden bir red yiyebilir. Veya burada kırdıracağız derse yatay bölgeye kadar 43 liralara kadar götürme ihtimalleri de var bence Ereğli'de. ve burası da bu hareketi yaparsa endeks rahatlıkla 8080 bölgesine ulaşabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında bir de BİMAŞ vardı. Bugünün ciddi katkı veren hisselerinden bir bakalım. BİMAŞ yüzde kaç olmuş? Yüzde 3.25 yukarıda arkadaşlar. şöyle BİMAŞ'a da bir bakalım. Yani BİMAŞ ben uzun vade olarak şey yaptım bir hisse aslında takip ettiğim bir hisse portföyümde yok ama hani takip ederken azından logaritmik haftalık grafikler izinde gidiyordum. Çok yataydan sonra sert bir yükseliş yapmıştı. Bakın şu an bulunduğu yer aslında önemli bir bölge. Üst bandın orta üst kanalın orta band bölgesine kadar gelmiş durumda. Daha önce de bakın buradan bir red yeme durumu olmuş. Yani burayı aşamamış tekrardan aşağı gelmiş. Şu an tekrardan buraları yokluyor. Yani buraları zorlayacak gibi duruyor. Kırılırsa eski zirveye kadar yol olabilir. Özellikle bir maçta da gelin şu düzeltme hareketinin bir Fibonacci'sine bakalım. Bakın Fibonacci'mi attım. Buradaki altın oran seviyesini işaretliyorum. Bakın gördüğünüz gibi altın oran bölgesinden zaten daha önce dönmüş. Yine benzer şekilde altın oran seviyesinde bir zorlanma yapmış ve bugün üzerine atmayı başarmış. Eğer şu an bulunduğu seviye yani 314.25 yukarı doğru kırarsa Muhtemelen eski zirvesine gitme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Eski zirvesine şirketin 330 liralarmış. Tabii ki şu an bulunduğu yer bence kritik bir bölge. Ee, çünkü buradaki orta daha önce çalışmış arkadaşlar. Bakın burada çalışmış. Burada tekrardan çalışabilir. Aşağı doğru hisseyi tekrardan altı orana doğru itebilir diye düşünüyorum. Böylelikle BİM'i de bitirmiş olduk. Aselsan'a dün bakmıştık. Diğer hisseler daha küçük ölçekli şirketler. Çok fazla videoyla uzatmayalım. istiyorum. diğer şirketlere bakmayalım arkadaşlar. Şimdi sorularınıza gelelim. Ee, üç tane soru seçtim. Bugün hocam emeklerinize sağlık. Sizden öğrendiklerimi Pagelt aldım. Ee, 30 TL gibi maliyeti topladım. Mümkün olursa bakabilir misiniz? Ee, fikirleriniz benim için değerli demişim. Pagelt var. Mercan kimya şansımız var mı demişler. Onun dışında PSD, TC alan bir arkadaş var. Şimdi üçüne de bakalım. Üçü de benim çok bildiğim hisseler değil. Ee, özellikle bilançolardan gidelim. Grafiklerine bakalım bir değerlendirelim. Şimdi... P cilt hissesine baktığımız zaman şöyle 437 milyon öz sermayesi var. Öz sermaye büyümesi %11 gibi duruyor çeyreklikte. Şöyle kar grafiklerine baktığım zaman e, fena olmayan bir görüntüsü var arkadaşlar. Satışlar gitgide artıyor, favök gitgide artıyor. Özellikle son iki çeyrek çok ciddi favök yazmış. Burada çok ciddi bir kar sütunu var. Burası çarpanları ucuz gösteriyor olabilir. Burayı bir incelemek lazım. Yani burada karlar esas faaliyetlerden gelmiş mi gelmemiş mi diye. Özellikle buradaki favök tarafına baktığınızda 80 milyon. Burada rekor favök var rekor net kar var. Muhtemelen buradaki net kar e, faaliyetlerden gelmiştir gibi duruyor. Onun dışında burada satışları enflasyon üstü büyütmeyi başaran bir şirket. Bakın %74. Bunun yanında brüt karını %101 artırmış. Esas faaliyet karını %297 artırmış arkadaşlar. Muhtemelen burada ya belki kuru farkı geliri veya ekstra bir gelir yazmış olabilir. Çok ciddi esas faaliyet kar üretmiş. Favok tarafında %176 artırmış. Favok marjında çok ciddi artış var. Zaten gördüğünüz gibi bakın Favok marjı düşük bir şirket. Yani 2 milyarlık satış yapıyor. 160 milyon sadece Favök yapıyor ama geçen yıl 1 milyar 200 milyon satış yaparken 58 milyon Favök yapıyormuş. Yani buradaki Favök maaşı devasa artmış. Neredeyse 2'ye ya da 3'e katlanmış gibi bir görünüm var arkadaşlar buradaki Favök getirisinde. Dolayısıyla güzel bir şirket gibi durdu gözüme. Çarpanların grafiğini bilmiyorum. Şimdi oralara bakacağız. Şimdi net borç tarafına geldiğimizde bakın net borçları eksi. Beğendiğimiz firmalarda ne demiştik? Finansal borç çok az olacak kasadan nakit olacak net borç da eksi olacak. Öz sermayesi böylelikle çok fazla küçülme ihtimali olmayacak kötü dönemlerde. E zaten şirkette iyi bir dönemde olduğunu gösteriyor. Pagelt'ı ben beğendim. Bilmediğim bir şirket olsa da arkadaş muhtemelen e, bu şirkette bizden duyduklarını uygularsa başarılı olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle baktığımda çarpanlar çok ucuz arkadaşlar. 6.7 FK görünüyor. Piyasada defter değil 4.06 görünüyor. Muhtemelen burası benim kriterlerimi sağlar gibi. Benim kriterim neydi? Öz sermeye karlılığını Piyasa yeri defter değerini bölüyorum. Ondan büyük bir değerse benim kriterimi sağlıyor. Şimdi öz sermaye karlılığı nasıl hesaplarız? Geçmiş dönem hesaplayacaksak piyasa yeri defter değerini FK'ya bölelim. Yani 4,06 bölü dedim. Burada 6,7 dedim. Şöyle baktım %60'lık öz sermaye karlılığı var. E ne dedik? Bunu 10'a böleceğiz. Yani 60 bölü 10 dedim. Bu şekilde maksimum olabileceği benim kriterime göre altı piyasa defter değerinde olması gerekiyor. Yani maksimum gidebileceği yer. Şu an piyasa defter değeri 4 arkadaşlar. Demek ki bu şirket benim kriterimi kabaca sağlıyor. Şimdi şöyle karın üzerinden de düşündüğümüzde aslında şirket biraz ucuz görünüyor. 211 milyon kar var. Son çeyrek 70-80 milyon yapsa hadi 260-270 milyon yapar. E burada 45 milyonluk lotu var zaten. E hisse başla neredeyse burada 7 lira 8 lira dağıtılabilir temettü yani kar düşüyor. E 7 lira kar düşüyor. Hisse zaten 40 lira. Burada güzel bir iş var arkadaşlar ortada. Bu geçici bir durum değilse Geçmişte şirketin böyleyse mesela uygun bir şirket bulunmuş olabilir. Şimdi gelelim bilançosuna bir bakalım. Şöyle bir kabaca bilançosunu değerlendirin. Pagel tabak ödük değil miyiz? Evet Pagel şirketi. Burası reklamcılıkla ilgilenen bir şirkette. Nakit nakit benzeri 2700 alacaklar. 800 duran varlıklar az. Aşağı gülüm bakın finansal borç hiç yok ticari borç var sadece. Daha da aşağı geliyorum. Bakın burada yine finansal borç çok çok az. Demek ki bu şirket kötü de gitse sizi yamultmaz arkadaşlar. Özellikle öz kaynak büyümesi çok iyi. 200 milyondan 443 milyona çıkmış. %100'lük öz sermaye büyümesi var. Gayet güzel. Enflasyon üzeri öz sermaye büyütüyor ve enflasyon üzeri arkadaşlar hasılat büyümesi var. Enflasyon üstü brüt kar büyümesi var. Enflasyon üstü net kar büyümesi var. Gördüğünüz gibi bakın net karını geçen line çeyreğine göre 3'e katlamış. Burada ekstra bir gelirde yazmış şirket. Bakın 70 milyon burada bir gelir yazmış. Bu da bilanço iyileştiriyor. Burada ne var? Yatırım faaliyetlerinden gelirler. Şimdi siz ne yapacaksınız? Buradaki yatırım faaliyetlerinden gelirler nedir diye şirketin finansal tablosunu açıp bakmanız lazım. Bu videoda bakmayalım çünkü her zaman bakıyoruz. Burada KKM çıkıyor, başka bir şey çıkıyor veya bir oradan alış satış çıkıyor veya geri topladıkları hisselerin karları vesaire çıkıyor ama şirket kabaca güzel. Çünkü geçen yılda burada yatırım faaliyetlerine bakın çok ciddi gelirler yazmayı başaran firma bu yılda yazıyor. Demek ki bu şirketin huyu böyle. Her yıl yatırım faaliyetlerinin burada belki gelirler yazıyordur. E Dolayısıyla son çeyrek buna benzer bilanço gönderse bu şirket çok çok ucuz olur. Yani F Fakas 5 4'lerde olur. Bu kadar belki iyi götürüm göndermeyebilir. Çünkü burada zaten yatırım faaliyetlerinin geliri bakın yazmış. Yani geçen çeyrek yazmış. E, tekrardan bunu yazmayabilir. Ama yine de 4 çeyreğin ortalamasını bile verse bu şirket ucuz arkadaşlar. %60 gösterme karına tekabül ediyor. Bugün de tavan hareketi yapmış. Arkadaş 30 liradan mı almıştı? Serhat Gündoğdu 61. 30 TL gibi maliyet toplam gayet güzel. Yani başarılı tebrik ediyorum. Ee, 30 lira muhtemelen bugün tamam yaptıysa zaten 2-3 günde muhtemelen %30-40 para kazandırmış bu arkadaşa. Tabii ki bunlar sığ tahtlar arkadaşlar. Dikkatli olun. Her zaman söylüyorum. Bakın tahtanın hareketlerine baktığınız zaman zaten anlayabiliyorsunuz. Bakın yukarı aşağı yukarı aşağı. Özellikle şu bölgede içeri aldıklar herkesin malını elinden almışlar. Yukarı doğru sürmüşler. Tahtayı ondan sonra çok sert düzeltir. Yani bu tahtalarda mesela tamam şirketi beğendiniz şey yaptınız ama... Kısa vade hareketlerde ya stop olacaksınız ya da çok uzun vade tutmanız lazım şirketi beğeniyorsanız. Şu anki görünümde benim gördüğüm nedir diye sorarsanız şirket önemli bir bölgeye geliyor arkadaşlar. Burayı az önce çizmiştim. Şöyle şuradan nizami çizelim biraz. Aşağıya koydum. Pagel şirketine bakın 0.5 bölgesi geçilmiş duruyor. Ve ne dedik? Yukarıdan düşüşlerde altın oran bölgesi önemli olur. Buranın altın oranı arkadaşlar 42 TL'dir. 42 TL bence gidecektir. 42'den sonra burada bir karar verme zamanı olur arkadaşlar. 42 TL'den ya aşağı dönüp burada bir çanak kulp formasyonu çizmeye çalışır yukarı doğru gider. Ya da burayı direkt patlatır eski zirveye gider. Burayı bilmiyoruz. Özellikle bakın bu bölge yani altın oran seviyesi şuradaki eski zirvelerin de olduğu bölge. Dolayısıyla ee, bu bölge güçlü bir direnç bölgesi olacak. 42 TL seviyeleri buna dikkat edin. Şimdi arkadaşımız mesela 30 liraya almış. Bizden öğrendi bilgileri aldıysa göre aldıysa muhtemelen ben altın oran seviyesini almış olabileceğini düşünüyorum. Bunu ne yapıyorduk? Yukarı doğru sert yükselişten ee, aşağı doğru gelirken hisse alımı için bekliyorsanız nereden alın dedik? Altın oran seviyesinden alın. E bakın arkadaşımız ne yapmış? 30 TL civarından hisseyi almış arkadaşlar. İşte burası 30 TL buradan aldıysa tam olarak altın oran seviyesi. Ya işte burada mesela bizi dinleyen biri. Yani ben gerçekten şu an aşırı mutlu oldum. Bizi dinleyip eğer yani gerçekten benden dinlediğiyle yaptıysa bu başarılı bir hareket. Çünkü ben bunu yapamıyorum arkadaşlar. Bu kadar farklı hisselere bakamıyorum. Mesela Payjilt hissesini bilmiyorum. Açmıyorum, bakmıyorum. Sert bir düşüş olmuş. Mesela hiç bakmıyorum. Trade ile ilgili çok şeyim yok ama muhtemelen e, oradaki düştü altına oran ilk alım bölgesi dediğimiz yerde arkadaş 30 liradan alım yapmış. Hisseyi 40 liraya kadar taşımış. Buradan 43 liralara kadar rahatça taşır. Burada bir hafta, 10 gün içerisinde %50'lik kazanç demektir. Çok da iyi olmuş. E şimdi şu an satacağı bölgeyi düşünüyorsa bu sefer de yukarıdan muhtemelen Fibonacci'sini atar. Oradan altın oran bölgesini bekler. Oraya kadar hisseyi taşır diye düşünüyorum. Demek ki arkadaş gerçekten benden öğrendiyse anlattıklarımız az da olsa işe yarıyor demektir. Çok mükemmel bir strateji yaratmış bence arkadaşımız. Kendisine ben tebrik ediyorum. Ben yapamazdım açıkçası bunu. Çünkü bu kadar şey yapamıyorum. Yani <laughs> ekran başına oturup mesela Pagel hissesi varmış. Bu çarpan ucuzmuş vesaire. Gerçekten iyi denk getirmiş bence arkadaşımız. Bundan sonra artık şey burada kaymak getiri gitmiş arkadaşlar. Bundan sonra bakmayın ama temel analize göre hala burada marjı var. Yani %30-40 muhtemelen bu şirket geçecekse eski zirveyi geçerse çok anormal olmaz. Çünkü temel analizi sağlam. Bizim kriterlerimiz karşı %50 potansiyel var gibi duruyor. Ama sığ tahta her şeyi yapabilirler. Bu hisselere çok çok dikkatli olun. Şimdi diğer hissemiz soruya bakalım. E, merhaba PSDTC hissesi 49 TL'den aldım 75 TL'den sattım göremedim güvenemedim. Tarihin en yüksek seviyesini yakaladım. Ama 75 liraya görünce sattım. İyi ki satmışsınız. Muhtemelen burada bir şey dönüyor zaten. Şöyle baktım ona bak. Kredi işlem yasağı, brüt takas emir paketi var. Burası da sığ bir tahta ama Pergamon şirketi aslında şey. Bilinen bir şirkettir. Çok ciddi temettü veren bir şirkettir. Garip bir şirket. Şimdi birazcık incelerim. sizlere söyleyeyim ben. Bakın PSDTC sürekli temettü verir. %9, 10, 30, %3, %7, %10. Yani böyle rastgele dağıtıyor ama genellikle karının büyük kısmını dağıtıyor. Gördüğünüz gibi Kârları da çok değişken olabiliyor. Mesela %30'a kadar bu da temettü dağıttığı zamanlar olmuş. Ama %10, %7 civarda da temettü veriyor. Burası aslında tam bir şey şirket. Öz kaynağı çok büyümez ama ev almışsınız da size kira ödüyormuş gibi sürekli temettü verir. Düzenli bir şirket arkadaşlar. Küçük ölçekli temettü şirketi arayanlar için iyi. Hani temettü büyütmesi var mı diye sorarsanız var. Yani şöyle bakarsınız bakın. 1 lira, 2 lira, 3 lira hatta 4 lira yakın temettü vermiş. Bu yıl belki daha da çok verecek gitgide temettüsünü de artıran bir şirket. Dolayısıyla temettü arayanlar için PSDTC bakılabilir. Tabii ki sığ bir tahta. Az önce dediklerimi unutmayın. Sığ tahtalarda hisse fiyatları çok dalgalı oluyor. E, dolayısıyla sıkıntı yaratabilir. Yani bunları yatırım amaçlı tutuyorsanız tutabilirsiniz. İstiyorsanız şöyle PSDTC'nin de bir karlarına bakalım şuradan. Satışlar büyüyor. Favök tarafı azalıyormuş. Pozitife dönmüş ama net kar tarafı gayet iyi. Uzun süredir yatay. Ama zaten bu şirketten dediğim gibi. Hani ev alıp kiraya veriyormuşsunuz gibi düzenli getirir. Böyle karlar falan çok patlamaz düzenli, dürüst bir hissedir. Net borç tarafı gördüğünüz gibi eskisi. Öz kaynaklar çok küçük. Sadece ve sadece 66 milyon öz kaynak olduğunu görebiliyorsunuz. Ama az önceki şirket gibi bu şirketin net dönem karı bakın 66 milyon 33 yüzde 50'lik öz sermaye karlılığı var arkadaşlar bu şirkette de. E, Dolayısıyla e, burası da muhtemelen bizim kriterlerimizi karşılayabilir diye düşünüyorum. Bir açalım detay bilgilerini. E, şöyle 11.75 BKPSI defter değeri 7.41. Hemen <laughs> kriterlerimizi uygulayalım. Ne dedik? Geçmiş dönem öz sermaye bakacaksak burada 7,41 bölü 11,75 dedim. 11,70 şey pardon. 7,4 bölü 11,4 diyelim arkadaşlar. Geçmiş dönem öz sermaye karlı. %64 görünüyor. Son 4 çeyreğin. E dolayısıyla %64 varsa buradan piyasa defter ile 7,41. Benim kriterimi çok karşılamıyor. Yanından geçiyor arkadaşlar. Son çeyrek iyi gelecekse eğer kriterim belki karşılığı olabilir. Burada mesela ne yaparım ben? Teknik analize göre uygun yerler ise belki değerlendirme ihtimalim olabilir. Ama bugünkü yaptığı hareket %4'lük bir hareket gayet güzel. Şimdi bu şirket biraz farklıdır arkadaşlar. Bakın şimdi şaşıracaksınız. Dönem varlıklar 4 milyar özellikle burada kasada bakın 300 milyon nakit var. Ticari alacaklar 3,5 milyar birazcık dünkü Arena, Teknosa, e, Indes gibi şirketlere benziyor burası. E, çok ciddi e, alsatla uğraşıyorlar ve kar marjları çok düşük çalışıyor. Ticari borçlara bakın zaten 4 milyar olduğunu görüyorsunuz ama burada hiç finansal borç yok bakın. Neredeyse sıfıra yakın sıfır kısa vadeli borç kısa sıfır uzun vadeli borç gibi burada görünüyor. E, finansal tarafı hiç yok. Özellikle öz kaynaklara baktığınız zaman bakın. Öz kaynaklar sabit gidiyor genelde. Önceki yıllara da baksanız %10-15'lik öz sermaye büyümesini yaratır bir firma. Ama işte bunun sebebi şu. Şimdi 66 milyon burada öz sermaye var. Şirket her yıl size dehşet temettü verdiği için bakın 28 milyon temettü vermiş. Yani öz sermayesi şu an 60 milyon zaten geçen 30 milyon temettü dağıtmış. Öz sermayesinin yarısını neredeyse şirket temettü dağıtıyor. E böyle bir şirket olduğu için öz sermayesi çok büyümez. Hani burayı böyle daha düzenli temettü getirisi isteyen arkadaşlar bir değerlendirsin. Çünkü gayet güzel temettü akışı var arkadaşlar. Faaliyetler de gayet güzel duruyor. Burada hasılat çok düşük göreceksiniz ama aslında burası şeydir. E, milyarlarca hasılat yapan bir firma. Kar marjı çok düşük olduğu için bu şekilde görünüyor. Onu da şöyle e, şirket daha yakından tanımak için şu bölgede ben indirdim. Hani bunları şirketi araştırın diye sizlere gösteriyorum. Bakın. Pergamon Statos'un asıl hasılat tablosu şu. Yani burada bakın 12 milyarlık satış yapmış. Bunun sadece 95 milyonu kar. Yani düşündüğün zaman bürüt kar marjı aşırı düşük Çünkü burada kendi e, ilişkili taraflarına yurt dışına yurt e, dışına ihracat yapıyor gibi düşünün. Oradaki sadece aradaki komisyon ücreti gibi bir ücret bunlara kalıyor. E, Dolayısıyla burada alsatçılıkla dönen bir iş var. E, dolayısıyla ticaret şirketi zaten bu şekilde oluyor. 12 milyarlık hasılat var. 33 milyon kar var ama geçtiğimiz dönemi karşılaştırdığımızdan 24 milyon. %50'lik burada kar büyümesi de var. E burası da gayet güzel. Grafiklerine baktığın zaman da zaten fena durmuyor. Enflasyonu çok yenememiş gibi duruyor. Ama öz sermayesinin büyük kısmını temettü verdiği için e, buradaki öz kaynak büyümesi zaten zayıf olması gayet normal. O temettüleri hesaplayın. Yani %10, %10 her yıl lot artırdığınızı düşünürseniz o şekilde uygun bir yatırım şirketi olabilir diye düşünüyorum. Nakit takışlarını yüklememişler. Oralara bakmaya çok da gerek yok. Yani şirket çünkü kabak gibi ortada arkadaşlar. Bakın 23 milyon asla aşağı geliyor. E burada hiçbir gider gelir bir şey yazmamış. Vergisi çok az. Finansman gelirleri 23 milyon. Kendi hasılatı kadar finansman geliri yazmış. Ve burası da gayet güzel. Niye diye sorsanız bakın kasada 300 milyon para var. Para da boşta durmuyor. 300 milyon paradan 27 milyon para kazanmışlar orada. E bir yandan finansman gelirleri geliyor. E burada da 20 milyon satışın 10 milyonu aşağıya kar olarak yazmışlar. 10 milyon oradan 20 milyon 30 milyon kar. E bunun da %50-60'ını size temettü veriyor. E şirketin öz sermesi zaten 60 milyon. E Dolayısıyla mesela hoş bir şirkettir e bu açıdan. Şimdi grafiğine bir gelelim. Bu kadar sıkıntılı şey varsa burada birazcık şey olmuş olabilir. Belki arkadaş hani sattık demiş doğru bir iş yapmış olabilir diye düşünüyorum. Orada kırmızı barları görünce çünkü sıkıntı oluyor. Şimdi arkadaşımız ne demişti bakalım. Eee... Muammer Türk ben demiş. Merhaba 49'dan aldım. 75'ten sattım demiş. Şimdi 49'a bakalım. Ee, ve bu arkadaşımız doğru yerden almış. Mesela ben nereden alırdım? Ben olsaydım. Trade yapıyor olsaydım. Şu harekette yukarıya doğru bir Fibonacci atardım. Fibonacci'nin altın oranına yakınsa buralardan alırdım. 41 liralar. Mesela ben bu şirketi muhtemelen almazdım. Altın oran seviyesine gelmesini beklerdim. Hani Fibonacci'yi bu en dipten değil de şuradaki hareketin başladığı yerden atarsanız bu bölgelerden de alım yapılabilir. Belki arkadaşımız buradaki hareketi sezmiş olabilir ve buradan da almış olabilir. Onu bilmiyorum. Hani Fibonacci'ye mi göre aldı? Başka bir şey mi göre aldı? Onu bilmiyorum. Ve burası zaten bir yatay destek bölgesiymiş aynı zamanda. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir hareket var ve buradan yukarı doğru şirket tekrardan atılmış gibi duruyor. E şimdi geçmiş ben uzun süreli grafiğine baktığımda burada bu şirket aslında bir destek veya direnç bölgesine gelmiş gibi duruyor. Şimdi şöyle haftalık grafiği aldım. E şimdi burası düzenli şirket. Düzenli temettü veren şirket olduğu için Mesela bu şirketi logaritmik haftalıkta bakabilirsiniz. Hani Ereğli'ye bakabilirsiniz, Türkraş'a bakabilirsiniz, Türk Yolları'na bakabilirsiniz ama az önceki yeni halka arz olan bir yıllık şirkete çok logaritmik haftalıkta bakmak uygun olmaz. Şimdi bu şirkete baktığımda şöyle bir regresyon kanalı attım. Bakın şu alttaki trendi birleştirip yukarı doğru çektim. Yani şu hareketi yaptım. Şuradaki trendi aldım, yukarıya doğru çektim. Şurayla birleştirdim. İstiyorsanız bunu yapmazsınız. Şuraya kadar çekip bunu ikiye katlarsınız. Sonrası da olabilir. Yani iki kanal üst üste gibi düşünün siz. E, bunun sebebi nedir diye sorarsanız bakın. Burada orta banttan gidiyor. Burada bir çanak çalışıyor. Ondan sonra buranın hedefi geliyor arkadaşlar. Çanak hedefi geliyor. Ondan sonra tekrardan satışıyor. Tekrardan orta banda geliyor. Orta banttan tekrardan yukarıya doğru gidiyor. Demek ki burası aslında çalışan bir regresyon kanalı diye düşünebilirsiniz. Teknik analiz anlamında. Ve bu regresyon kanalının arkadaşlar zirvesine doğru gitmiş. Bu şirket arkadaşımız nerede stop olmuş diye bakarsak 75 seviyesinden stop oldu Çok güzel bir seviyeden bence stop olmuş. Tam şu bölgelerden Stop olmuş bence gayet güzel. Burada mutlaka süren stop kullanmış olabilir diye düşünüyorum. Ben olsaydım burada mesela şöyle bir hareket yapardım. Ee, eski zirve bölümüne geldiği zaman mesela burada hani stop olacaksa olunabilir. Burası da 65 seviyesi. Arkadaş neredeyse zirveye yakın bir seviyeden güvenemeyip satmış şirkete. E şu an baktığımız zaman ben olsam eski zirveyi geçmediği sürece şuradaki bölümü geçmediği sürece çok fazla sıkıntı olabilir diye düşündüm bu hissede. Çünkü bakın buradan reddedilmiş. Dolayısıyla buradan böyle geri gelip buraya bir tekrardan cool kulp eklemek isteyebilir. Burada da ciddi manada süründürebilir bu ise Onun dışında çarpan anlamda baktığımız zaman ederini anca karşılıyor. Şu anki değerleri ederini hak ediyor gibi duruyor. Dolayısıyla çok fazla böyle trade'lik bir hisse de değil. Ama sert tahta. Yani bu tahtada mesela bu hareket de çok başarılı bir hareket. Mesela ben bunu bunda yapamazdım. Trade yapıyorsam şey yapamazdım. Heyecanlanırdım yani. 41'e gelmesini beklerdim. Gelmezdi. Mesela çok kelepir fiyattan almak isterdim şirketi. Onu da bana bırakmazlar İşte o yüzden bazıları şey olamıyor arkadaşlar. E, trader olamıyor. E, mercan Kimya'ya da bakalım mı? 27 dakika, hadi 3 dakikada Mercan Kimya'ya bakıp bitirelim. 30 dakika yapacağım dedim bugün. Mercan Kimya, şimdi bu yıl kötü gidiyor burası ama e, faaliyetleri kötü olmayan bir şirketti. Tabi marjlar ve satışlar hepsi düştü burada. Enflasyonu yakalayamadı çok fazla. Dünyada genel sebepten, yani tekstil sektöründe olan şeyler burada da var. Burası parafin, mazelin, işte sıvı, likit vesaire işleri yapıyor aslında dolayısıyla orada demek ki bir zayıflık var. Burada ciddi manada satışlar enflasyonu yakalayamamış. Maaşlar ciddi derecede düşmüş. Satışlar bakın sabit. Bu çeyrek birazcık atılım olmuş satışlarda. Buna istenen Favök artmış ama net kar tarafı hala e, törpülenmiş duruyor. E, bunun sebebi de şirkette çok ciddi net borç var. Şimdi net borç bölü Favök oranına bakacağız. Dün de dedik net borç bölü Favök 4'ten büyükse birazcık sıkıntı olabilir. Şimdi net borç 479. Favök tarafı 136. Yıl sonu bu şirket rahatlıkla 160-170 yapar. Şöyle 160 desek. Ee, net borç fark 3 arkadaşlar. Yani kritik bölgeye doğru gelmiş. 4'ün üstüne hiç istemeyiz. Hani benim isteğim hiç borcu olmasın. Ee, ama 2 civarı da fena değildi. Bu şirket 3. Ee, dünkü baktığımız mesela arena bilgisayara falan birazcık benziyor. Aydem 4'ü geçmişti mesela dün. Çok ciddi zaten zarar yazıyor 4'ü geçince. E, dolayısıyla burası biraz borçtan dolayı aslında zayıflamış. Bunun sebebi aynı dünkü Aydem gibi e, maaşların düştüğü zaman da borçlu yakalanması olabilir. Şirket bir yatırım yapıyor mu vesaire burayı bilmiyorum. Eğer yatırım yapıyorsa bir beklentiniz varsa o anlamda araştırabilirsiniz. Şimdi dönem varlıkta baktığınız zaman, burası 280 milyon burada nakit var. Güzel nakit var ama aşağı geldiğimde 664 milyon borç olduğunu görebiliyorum. Kısa vadeli uzun vadeli çok bariz bir borç yok. Aşağı tarafa göre öz kaynaklar 800 milyona ulaşmış. Yıl başında 671. Zayıf bir yıl geçirdi. Zaten buradan belli arkadaşlar. %50 ancak sermaye büyütebilmiş. Evet, yakalayamamış yakalayamamış gibi duruyor. Haslat taraf 1 milyardan 1.300'e çıkmış. Haslat çok artmamış. Özellikle buradaki marj düşüşü çok ciddi ve esas faaliyet kar marjı çok daha düşmüş. Bunun sebebi de muhtemelen bakın yönetim giderleri ikiye katlanmış. Pazarlama giderleri ciddi derecede artmış. Yani burada hasılat iki katını artmadan yönetim giderleri ve pazarlama giderleri iki katına artıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ve burası birazcık şirketi sıkıntıya sokuyor gibi. E dolayısıyla buradaki marjlar düşmüş, aşağı doğru gelen kar düşmüş. Burada her ne kadar yatırım faaliyeti, finansman geliri vesaire yazsa da bu şirket 127 milyon finansman gideri yazdığı için karlar biraz torpülenmiş duruyor. Muhtemelen geçen yıl yakalaması çok zor olacak. Yani son çeyrek çok iyi iş yapması lazım bu firmanın. burada 218 milyon kar varken bu yıl 120 milyon ancak kar görüyoruz. Şimdi şöyle bir kriterlerimizi şu an karşılıyorum diye bakalım hemen. E, mercan kimya. 259 piyasayı defter değeri var. Şimdi şöyle baktığınızda öz sermekarlı düşük kalıyor arkadaşlar buranın. E, şöyle kabaca bir değerlendirsek. Hemen ne yaptım? Piyasa değeri defter değerini FK'ya böldüm. Yani 2,59 bölü 12,82 dedim. 12,82. Buranın gösterme sermeye %20. Piyasa değeri defter değeri 2 isteriz. Bu şirketin piyasa değeri defter değeri 2,5. Yani burada mesela çok ciddi bir temel analize göre şey yok. Potansiyel yok. Ama gelecek yıl işler düzelirse şirket kabaca ucuz. Hani Ereğli'deki gibi düşünün. Şirket ucuz, pahalı değil. Ama işler kötü gittiği zaman da borçlu yakalanmış bir firma. E dolayısıyla mesela mercan kime? Şu an için benim radarımda çok fazla olmaz. Gelecek için mesela şuradan ben indirdim. Biraz baktım göz gezdirdim. Bakın işleri vesaire ihracat miktarı yaptığı işler ve sektördeki durumlar hepsini yazmışlar. Ellerindeki gayrimenkullere kadar. Faaliyet raporunu bir okuyun mesela. Gelecek beklentisi varsa ona göre işlem yapabilirsiniz. Şimdi Mercan tarafından da şöyle sadece şeyden bakalım. Hızlıca açıdan bakalım. Çünkü bakın burası da aslında derslik bir şirket. Gördüğünüz gibi halkar zor. Yatay gidiyor yataydan sonra ralliye kaldırıyorlar şirketi. Eğer ralliye kalktıktan sonra şirket 3 liradan 15 liraya gidince halinden ondan sonra böyle sarsarlar. Yani işte bu sıkıntı budur. Yani buralarda trene binip buralarda inmek lazım. 5 ee, kat 6 kat yükseliş oluyorsa bazen 6 boş yükseliyorsa. Şöyle hızlıca bakalım. Ee, buradan Fibonacci'imizi attık. Bakın bu arkadaşımız kaçtan almış bilmiyorum mercanı, ama şurası tam bir alım bölgesiymiş. Bakın rally hareketi başlıyor yukarı doğru Fibonacci'imi attım, 0.618. Az önceki mesela diğer hisselerde uygun alım noktaları burada da 8.15 TL'ymiş. Bakın buradan alanlar ne kadar rahat. Yani buradan almış yukarı doğru rahatlıkla taşımış, eski zirveyi de görmüş. İster satar ister satmaz artık. Şimdi peki bu nokta bizim için kritik midir diye bakarsanız ne yapacağız şimdi? Tamam alım noktasını bulduk zirvede satmadık ne yapacağız derseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu sefer tepeden dibe doğru bir fibonacci atarım. Eski bizim altın oranımızı geçmiş mi geçmemiş mi buna bakarım. Bakın burası altın oran seviyesi yukarıdan atılan da 13 lira. 13 lirayı yukarı doğru geçememiş ve bugün aslında oraya bir kafa atmış dönmüş. Yani dehşet bir fitil yapmış. Muhtemelen bakın işte endeksin mesela yarın kafa atacak ya endeks. Bu kadar büyük bir fitil olmasa ama belki böyle dokunup geri çekilme olabilir. Ee, burada da Mercan'da da 13.26 ciddi bir direnç noktası olarak çalışır arkadaşlar. Ee, Dolayısıyla bu arkadaşımız güzel yerden alıp yukarı doğru taştıysa tepelerde verse süper olurmuş. Ee, aldım almadım onu da bilmiyorum yani. Ee, sormuş diğerleri yazmış şimdi bakalım. Bu yazmamış. Ee, Efe Bey Mercan değerleme şansınız var mı yazmış sadece. Böyle bir şirket yani şu an ürünümle temel anlamda benim kriterimi karşılamıyor ee, teknik anlamda da altın oranın altında kalmış yani şu bölgeler çok uygunmuş bu bölgelerde kaçmış artık o an için görenler değerlendirirse hayırlı olsun diyelim videomuz 32 dakika olmuş ee, böylelikle endekse baktık altın oranı yaptık yine teknik analizle ilgili önemli bilgiler vermeye çalıştım endeks hareket yapan hisselere baktık. Yorumlardan gelen garip hisselere baktık, bilmedim. <laughs> Sığ tahtalar. Yani biz nelerle uğraştırıyorsunuz diyesinler de insan bir sorar yani orada e, büyük tahta sorun. Yani şurada bakıyorum şimdi bir sürü hisse var. E, hiçbiri sorulmuyor. Kardemirdir şeydir falan. E, herkes şey arkadaşlar. Sığ tahtalarda e, çok sert hareket yapan hisselere gitmişler. Ama yapan da çok iyi yapıyor yani mesela iki tane trader ne yapmışlar? Çok güzel e, trade'ler yapmış arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben bile o kadar başarılı olamam ee, arkadaşlar gayet iyi işlerini yapıyorlar özellikle de beni takip ederek bunları yapabiliyorlarsa e, gayet sevinirim arkadaşlar birilerine faydalı olabiliyorsak ee, kazancınız bol olsun diyelim kendinize iyi bakın yarın muhtemelen video olmayacak ondan sonraki gün müsait olursam video yapmaya çalışacağım hayırlı akşamlar diliyorum.